Evet değerli izleyiciler, şimdi Murat Bey takımıyla beraberiz. Yine bir galibiyet, yine orta alanda enfes paslar ve bu kaçıncı galibiyetiniz oldu acaba? 10. galibiyet. Evet. Ve 3.lük de şu anda Murat Bey var. Ne söylemek istersiniz? Gentleman bir ekibe karşı oynadınız. 40 dakikalık bir birlik eşitlik, daha sonrasında farklı gelen, hızlı gelen kaptan arıyla goller ve galibiyet, sözü size bırakıyorum. Öncelikle elitlikte herkese iyi akşamlar diliyorum. Rakibin ayağına, yüreğine sağlık. Gerçekten böyle centilmen ekipler kaldı mı bilmiyorum. Antrenman o yönden yapıyorum. Teşekkür ederim. Onun dışında da demek istediğim birkaç şey var elitlikle alakalı. Biz sahadaki abilerimize abi dediğimiz zaman onlar saha içinde bize her şey yapacağı anlamına gelmiyor. Bize istedikleri şeyi söyleyebilecekleri anlamına gelmiyor. Bize küfür edebilecekleri anlamına gelmiyor. Ya da sakatlayıcı şeyler yapacakları anlamına gelmiyor. Biz onlara saygıdan dolayı abi diyoruz. Saygıdan dolayı hürmet ediyoruz ama aynı şekilde karşılanmıyoruz. Bundan sonra da saha içinde bize ne yapıyorsa aynı şekilde karşılık vereceğiz. Biz yenilebiliriz, biz yenilmez bir takım değiliz. Hepimizin iki ayağı var. Eninde sonunda yenileceğiz zaten. Ama bunu inanılmaz boyutlara taşıyıp da saha içinde bize kurulup geliyorlar. Sert giriyorlar, küfür ediyorlar. Bir demeçte bulunmak istiyorum. Bize saha içinde şöyle bir şey dendi bana, şahsıma. Allahsızın oğlu gibi bir kelime kullanıldı. Yani biz bunu hak etmiyoruz, top oynuyoruz. Eğer kavga etmek istiyorlarsa başka bir spor dalına yönelebilir arkadaşlar. Bize çocuk diyorlar, bize başka bir şey diyorlar. Ama çocuk dedikleri ekiple de berabere kalınca şampiyon olmuş gibi seviniyorlar. Öyle de yapmasınlar o zaman. Çocuk diyorlarsa yenecekler o zaman. Biz cevabımızı her zaman saha içinde vermeye devam edeceğiz. Namalup devam edeceğiz. Buradan da herkese selamlar. Bravo kaptan. Ayağınıza sağlık diyorum. Haydi. Hoşçakalın. İyi akşamlar.